mahkeme, yazışmalar sahte, dedi. Sümeyye Erdoğan suikastı haberine iftira ve hakaretten ceza yolda. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a, suikast düzenlemekle suçlanan CHP'li Umut Oran ve Mehmet Akif Hamza Çebi, 7 yıl sonra haklı bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında hakaret ve iftira suçundan verilen beraat kararını bozarak, yazışmaların sahte olduğu yönündeki iddianın araştırılmadığını kaydetti. İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 7 Haziran 2015'teki seçimlerden önce CHP'yi hedef almıştı. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Emre Uslu ve Fuat Avni adlı hesap ile Umut Oran ve Akif Hamza Çebi arasında Twitter'ın dahili mesaj bölümde yapıldığı ileri sürülen yazışmalar yayınlandı. Yazışmalara göre CHP ile FETÖ arasında işbirliği kurulmuştu. Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlenecekti. Devlet dinleniyordu. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Akşam'ın sorumlu yazı işleri müdürü olan Mustafa Dolu'ya iftira ve hakaretten dava açıldı. Yargılama 11 Ocak 2020'de bitti. Kararda, haberlerin ülke gündemine ilişkin olduğu, içeriklerde rahatsız edici ifadeler bulunsa bile hakaret oluşturacak nitelikte olmadığı ileri sürüldü. Twitter yazışmalarının sahteliğinin sanık tarafından bilindiğinin sabit olmadığı için iftira suçunun oluşmadığı iddia edildi. Oran ve Hamza Çebi, bu karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 27 Mayıs'ta itirazları haklı bularak, kararı bozdu. Haberlerin gerçek dışı olduğu ve görselin üretildiği yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi. Kararda şöyle denildi. Haberde verildiği üzere istihbarat birimlerince mesajların ele geçip geçmediği, gerçekte var olup olmadığının tespitiyle terör örgütü ile işbirliği yapmak, seçimlere hile karıştırmak, bir kişinin öldürülmesini planlamak gibi suç isnadı yanında kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte isnat içermesi nedeniyle iftira ve hakaret suçlarının oluşup oluşmadığını değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması.